Evet merhabalar Ekim ayı hisse senetleri analizlerimize devam ediyoruz. Başlangıç aşamasında 10.000 TL'lik hisse senedi alış yaparak sisteme dahil olduk. 10 adet hisse senedi belirledik. 6 adet hisse senedi hedef fiyatlara ulaştı. Portföyümüzden çıktı. Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımızda git %0.42'lik arşta tekrardan 9000 seviyesine yaklaştı. Burada bankacılık endeksinin genel olarak hisse senetlerinden farklı olarak Aşağıya doğru hareketi söz konusu esasen benim beklemiş olduğum hareket türüydü. Tekrardan bankacılık endeksinin aşağıya doğru hareket edebileceğini burada 10.000 11.000 seviyene kadar geri çekilebileceğini ifade etmiştim. Neden? Çünkü diğer hisse senetlerine, diğer endekslere nazaran bankacılık endeksinin sert bir şekilde henüz geriye çekilmediğini gözlemiştik. Yine sigortacılık endeksi %1 seviyeden aşağıya doğru hareket etti. Menkul kıymetler yatırım ortaklığı %08 ve kırmızı kapatan bir başka endeks. Spor endeksi %0.6 aşağıya doğru hareket etti. Burada spor endeksi tabii ki dengesiz hisse senetlerinden dengesiz endekslerden. Evet en fazla değer kazanan hisse senetlerine baktığımızda ki Ege Endüstri Euro Power Enerji tavanlarına devam ediyor. Elit Federal Morgan... Alcatel, Banvit, Onur Yüksek Teknoloji, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, OBS, Formetçilik Kapı ve İzdemir Enerji'ne enerji hisse senetlerini ön planda gözlemledik. Değer kaybeden hisse senetlerine baktığımızda ki Giyimat Mağazacılık, Sanifoam, PC İletişim, Euro Holding, Oyak Yatırım Ortaklığı, Arçelik, İş, Bağdır Kimya, Senkron ve Taksim Geo ile Ege Serem hisse senetleri en fazla değer kaybeden hisse senetleri. Evet Pasifik Teknoloji hisse senetlerine baktığımızda gün içerisinde sert bir şekilde aşağıya doğru hareket ettikten sonra gün sona doğru toparlandığını görüyoruz ki burada yarım gün olmasının hisse senedi avantajını kullandı. Yukarıya doğru hareket etmiş durumda. Bak ambalaj hisse senedi 40 TL kadar yaklaştıktan sonra satışların geldiğini görmekteyiz. Yaklaşık %5'ten fazla hisse senedi geriye çekilmiş oldu son bir hafta içerisinde yine 38.48 TL seviyesi hisse senedinin direnç seviyesi eğer bu seviye geçerse tekrardan 40 TL'nin üzerine hareket edebilir. Ve sönmez filament hisse senedi 70 TL kadar sarktıktan sonra tekrardan hisse senedi yükseliş trendine girse de yine 80 TL seviyelerinde satışların geldiğini görüyoruz. Hisse senedi yeniden alış seviyelerine yaklaşmış durumda. Ve Senepam ise senedi %2.18'lik düştü 60.65 nokta Gün noktalı tabii ki hisse sen daha evvel de 60.1 TL seviyene doğru çekildikten sonra tepki gelmişti. Bugün de hacimlerin oldukça düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Evet Yonga Mobilya beklemiş olduğum tepki verdi. 62-63 TL'lerden hisse senedine tepki geliyordu. Bugün itibariyle yine tepkinin geldiğini görüyoruz. Son halkar hisse senedi 1000 ulaşım son çekmiş olduğum videoda anlatmış olduğum üzere oldukça cazip olabilecek hisse senetlerini bugün de BOFA'nın hisse senedi ile ilgili kuvvetli alış yaptığını görüyoruz. Süpürmüş tatlı adeta gün içerisinde yapmış olduğumuz trade işlemlerinden de hisse senedi ile ilgili 573.104.7 TL'den alış işlemimiz gerçekleşti. 280 not 109.9 TL'den ve 293 107.9 TL'den de satış işlemlerimiz gerçekleşti. Evet, dolayısıyla şu an itibariyle çarşamba günü içinde trade için mantıklı hisseler arasında değerlendirilebilir. Portföy özetine baktığımız vakit 24.076 TL portföyümüzün büyüklüğü. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. herkes kendi fikrine kendi plana göre yatırım karar vermesi gerekiyor.